Sky Portal'da arkadaşlar, buradaki Sky Portal değerini 2 yapıp içeriye daha çok ışık süzmesini sağlayabiliriz. Yine Shadows seçeneği altında burada kullanabileceğimiz Shadow Samples nokta sayısını burada artırırsak daha iyi sonuç alabiliriz. Bunu 64 yapıyorum. Bunun dışında özellikle transparan, yani buradaki Sky Portal'ın geçirgen olabilmesini sağlamak adına bunu seçip şöyle bir miktar koyulaştırabiliriz. Rengini koyulaştırdığımız anda geçirgenliği daha çok artacaktır. Aynı işlemi buradaki diğer Sky Portal'ımız için de yapalım. Bunu hatırlarsanız buradaki pencereye, balkon kapısına pardon, atmıştık. Bunu düzeltelim. Bunu da yine 2 değeriyle seçiyorum. Ardından bunda 64 olsun. Shadow Samples değerini. Yine buradaki geçirgenliğini şöyle koyu renkle ayarlayalım. Ardından test bir render alalım. Görmüş olduğunuz gibi yaptığımız ayarlar olumlu sonuç verdi. Sanki burada gökyüzü etkisini varmış gibi hemen ekranda belirdi. Bu etki ancak bir problemimiz var. Bu problemde özellikle ışığın ilk noktaları aydınlandığı halde, yani ışığın vurduğu ilk bölgeler, onlarda şu bölgeler oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bölgeler aydınlandığı halde, burası aydınlandığı halde, şu bölge özellikle diğer köşe noktalarının fazla aydınlanmadığını görüyoruz. Bu da şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Gerçek hayatta ışık sonsuz bir enerji içerir. İlahi bir takdir diyelim belki buna. Yani güneş ışığı sonsuz bir enerji kaynağı. Ve bu güneş ışığı sonsuz enerji kaynağı yanında aynı zamanda vurduğu objelerde ışık etkisi bırakıyor. Ve bu objeler de yine kendi üzerindeki bu gelen ışığın etkisini diğer objeleri de yansıtarak onları da aydınlatıyor. Yani sürekli bir ışık sıçrama söz konusu. Yani pencereden giren ışık işte zemine vuruyor, zeminden çarpıp duvarlara aydınlatıyor ve bu sürekli oluyor. Tabii bu işlemi bilgisayarlarla yapmak çoğu zaman mümkün olmuyor. Yani çünkü bilgisayarların belli bir sınırı var. Bilgisayarlar bu işlemi sonsuz defa yapamıyor. Belli değerlerde yapıyor. İşte bunda Mentara'da bir çözümü var. Tabii bu sonsuz şekilde değil de belli seviyelerde siz bu ışığın sıçramalarını ayarlayıp ortamın düzgün aydınlanmasını sağlayabilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi render'ımız bitmiş. Sahnem aydınlık ancak yeteri kadar istediğimiz şekilde değil. Öncelikle buradaki render frame'i, penceresini biraz küçültelim. Şuradaki FG bonus değeri arkadaşlar. Bonus değeri. Bu değer önemli bir değer. Bu değerde ışık sıçramalarının ne kadar defa olacağını ayarlıyorsunuz. Eğer bu değer çok fazla olursa, yani sisteminize bir çok ciddi yük getirebilir. Çok düşük olursa da görmüş olduğunuz gibi sıfır olduğunda özellikle uzak noktalar, aydınlanmanın olduğu, ışık kaynağının direkt girdiği noktalardan uzak kalan noktalar fazla ışık alamadığı için aydınlanamayacak. Örnek vermek gerekirse bu değeri 3 yapalım. RAM player'imizi de açalım. Buradan mevcut sahnemizi A kanalına atayım. Az sonra B kanalına da render aldığımız ikinci resmi atayacağım. Render alıyorum. Şimdi tekrar oluşacak sonuçta bu FG bonus değerin 3 yaptığımız sonuç ile 0 yaptığımız sonuç arasındaki resim farkını göreceksiniz daha sonra. Bu sırada kayıt işlemi bir süre durduruyorum arkadaşlar. Şimdi oluşan sonucu görüyorsunuz. Bunu da B kanalına ekleyip karşılaştıralım. Evet. Şuradan çubuğumuzu ilerlettiğimiz zaman bakın
3 değeri yani ışığın sıçramasının değerini arttırdığımızda gördüğünüz gibi ışıklar daha çok sıçradığı için ortamın diğer gölgede kalan bölgeleri aydınlandı. Bunu işte bu değeri biraz daha arttırabiliriz. Mesela 5 yapalım. Bunun dışında aydınlık buradaki aydınlık etkisini arttırmak için yani özellikle gölgelerde kalan, köşelerde kalan bölgelerin daha iyi aydınlanması için yine burada Environment Effects penceresini açıp burada birkaç ayar yapabiliriz. Bu ayarlardan mesela birincisi arkadaşlar Expose Control değerini biraz daha düşürmemiz. Işığa duyarlılığı ne olacak? Biraz daha azalacak. Ortam bir miktar daha aydınlanacak. 11.2 yaptım mesela. Burada Image Control kısmında Highlights seçeneğini biraz artırarak ortamın bir miktar koyu kalan kısımların aydınlanmasını, Midtones değerini yine burada artırarak bu kısmın özellikle biraz daha beyazlanmasını sağlayabiliriz. Biraz daha artıralım. Ardından tekrar bir render alalım. Gördüğünüz gibi ortamımız bu sefer ciddi manada aydınlandı. Çünkü biz hem resmin değerleriyle, resmin açıklık ve koyuluk değerleriyle oynadık, arttırdık. Hem de buradaki ışık sıçrama sayısını arttırarak ne yapmış olduk? Bu etki ışığın daha çok sıçrayıp ortamı daha iyi aydınlatmasını sağladık.